Evet, Kahramanmaraş Kurban Bayramı özel programı sponsorumuzun misafirliğinde şu anda oradayız. Biyen ve aynı zamanda Kütahya Seramik. Orhan Bey ile beraberiz. Hemen merhabalar demek istiyorum. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Orhan Bey benim televizyonculuğumun ilk yıllarından bu yana çok sevdiğim, tanıdığım bir dostumuz, abimiz, şehrimizde büyüğümüz. Öncelikle sizi tanıyabiliriz. Ben tanıyorum ama izleyicilerimiz de biraz tanısın. İsmim Orhan Akkoyun. Kahramanmaraş Tekir kasabasında doğdum. 94'e kadar seramik ustasıydım. 85 ile 94 arası seramik ustasıydım. 94'te Elbistan'da esnaflığa adım atmış bulunduk. 2001'e kadar Elbistan'da esnaftım. 2001-2002'de de Maraş'a gelip Maraş'a taşındık. Maraş'ta bu işi büyütme kararı aldık. Allah'a binlerce şükür bu işe el koyduk. Temelden, imalattan, ustalıktan gelme olduğumuz için bayağı bir mücadele ederekten şu anda Maraş'ta belli bir nereden baksan yani %50'sine hitap eden bir pazarımız var. Türkiye genelinde ilk 20 kişinin içine giriyoruz. Çok satış anlamında söylüyorum. Diğer iş kollarına girmeden önce hani o ilk günlerden bahseder misin bize biraz? Hani küçücük bir yerde burası, işini ne kadar çok sevdiğini biliyoruz, ne kadar çok değer verdiğini, hem güven anlamında hem güvenilirlik anlamında bundan bahseder misin bize biraz? Valla ilk açtığım iş yeri 70 metrekareydi. Hem depo hem de satış alanımızdı. Şimdi her yıl büyüye buraya geldik. Bu işte sonu yok. Ben her zaman şunu dedim, işte 70 metrekare ile başladım, şimdi 2500 metreye çıktık. Ekmek yediğim bir yere her zaman için saygı duydum ve mücadeleden bıkmadım. Bütün dostlarıma da şunu tavsiye ediyorum, öncelikle bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Şimdi birincisi işin başarısı, işi seveceksin. İkincisi çok dürüst olacaksın. Üçüncüsü de muhasebene çok sahip olacaksın. Onun için ondan sonra da Allah'a tevekkül olduğun zaman yani büyümeme için hiçbir neden yok. Yani her zaman için bu firma bu üç şekil olduğu zaman büyümeme şansı hiç yoktur. Mutlaka büyüyecektir. Yani art niyet olmadığı müddetçe. Biz 70 metrekareden başladık. Kahramanmaraş'a geldiğimizde 150 metrekareydi mağazamız. 2010 yılında 1200 metre mağazamızı yükselttik. O zaman dediler ki ne Maraş kaldırır mı bu kadar mağaza dediler. O 1200 de yetmedi. Şimdi 2500 metre mağazadayız. 2500 metre mağaza ya Maraş'a çok büyük falan kaldırır mı bu kadar mağaza diyorlar. Ben umuyorum ki ne bizim Kahramanmaraş çok güçlü bir şehir. 2500-5000 metre showroom bile yetmeyecektir zamanı geldiğinde. İşimiz de iyi gidiyor Allah'a binlerce şükür. Şu anda bu mağazamızın üstü otel oluyor. 70 odalı. Tam onu 140 yataklı. Bu nereden çıktı abicim? Çok şık bir otel yapılıyor yan tarafa. İzleyicilerimiz büyük ihtimalle şu an görüntülerini görüyordur. Şimdi oteli de şöyle oldu aslında. Otel projemizde yoktu. Şimdi niyetler dürüst olursa Allah veriyor. Hadi şimdi olur. Biz buraya mağaza yapalım diye bir arsasını aldık. Arsasını alınca o zaman bir imar yasası geçti. Ya işte burada kat serbestliği yükseldi. Bu biz alırken, bu arsayı alırken yoktu ama kat serbestliği yükseldi bir imar yasası geçince. Bu sefer biz gittik bunun üstüne ne yapabiliriz üst kata yoğunluğa deyince
ya işte buna konaklama tesisi ve işte iş merkezi olabilir denildi. Biz bu sefer konaklama merkezi de otel anlamında olduğu için otele karar verdik. Yoksa, kaç yataklı, kaç kat? 140 yatak var. 70 odamız var. Her odada 2 kişi kalabiliyor. 2000 metreye yakın bir düğün salonumuz var. 2500 metre işte seramik showroom'umuz var. 2000 ile 2500 arasında. 2500 metre daha alt kat bodrumda bir depomuz var. Yani Allah'ım olmayanlara da versin. Ben bile tahmin etmiyordum bugünlere geleceğimizi. Ama bu dediğim üç şey. Birisi işte dürüstlük, işini sevmek. Dürüstlük, muhasebene sahip çıktığın zaman bu işler olmaz diye bir şey yok. Allah'ım herkese de kısmet etmesini diliyorum. Amin. Bu arada seramikle de kalmadık biz biliyorsunuz. İsim Alper Bey. Seramikle kalmadık. İnşaattan gelme yolundayız biliyorsunuz. Ustalıktan gelme olunca inşaata da biz adım attık 2005'ten bu yana. Şu anda en güzel siteleri yaptığımızı düşünüyorum. Evet, mimarisi de farklı, iç döşemesi evet. De farklı. Abi neye işe el atarsanız atın, siz hakkını veriyorsunuz. Onu söylemek istiyorum. Ben şimdi seramiği şöyle, ben seramik ustalığından büyüdüm, seramik satışından büyüdüm, ustalığından geldim. En iyisini yapacağım, bir numara olacağım dedim. Orada olduğuma inanıyorum bu kesinlikle, mağazayla. Kesinlikle. Ustalıktan da gelme olduğum için, çünkü yaptığım sitelerde kendime nasıl bir layık daire görüyorsam, bütün hemşerilerime de bu şekilde bir daire olmasını istiyorum. Çünkü kendime yapılmayanı başkasına ben yapmam. Evet. Kendime yapmak istediğimi de herkese yapmak isterim. Bunu esnaflığımda da bu, atıyorum işte müteahhitliğimde de bu, kişiliğimde de bu. Hiçbir kimseye art niyetim olmamıştır. Her zaman için, Allah için, yani vicdanıma yakışmayan işi yapmamışımdır. En iyisini yapmaya gayret ettim. Şu anda inşaatın da en iyisi yaptığıma inanıyorum. Seramikçiliğin de ve showroom'un da en iyi yaptığıma inanıyorum. Ve dürüst ve işimi de sevdiğime inanıyorum. Evet. Peki birkaç sorum olacak abicim. İnşaat sektörüyle alakalı şu an gidişatı hani bir bilirkişi gözüyle nasıl değerlendiriyorsunuz piyasayı? Bu hususta inşaatımız şöyle, yani inşaat sektörü biliyorsun 2 yıldan beri bir sıkıntılı, yani sistemden geçiyor. Çok müteahhit bu işe el attı. Müteahhit arkadaşlarımı çok çoğaldı. Burada arsanın kökünü alıp da yapıp satarlarsa kar ediliyor. Ama kat karşılığı alıp işte daireler de temelde satıldığı zaman şimdi alıcı satıcılar da sıkıntı görüyor bundan. İşte müteahhit arkadaşlar da sıkıntı görüyor. Arsa sahipleri de sıkıntı görüyor. Herkes zarar görüyor. Benim tavsiyem yani imkanları dahilinde 2 blok yapıyorlarsa 1 blok yapıp arsanın kökünü alıp binayı tertemiz yapsınlar. Çünkü alıcı nasıl bir mal aldığını gözüyle görerek alsın. Satıcı da işte ne kadar işte para harcadıysa ona göre karını koyup satsın. Bence doğrusu bu. Onun için de yoksa da yani böyle nizahlar çok çuvalıyor. İşte kimisi daireyi teslim edemiyor, kimisi işte tapu veremiyor. Bir sürü nizahlı arkadaşlarımız var. Ev alacakları tavsiyeleriniz var mı? Ev alacak tavsiyeleri arkadaşlarımıza en iyisi bitmiş daireleri gözleri görerek parasını versinler, kredilerini kullansınlar, içine göçsünler. Ben onu tavsiye ederim. Ama topraktan daire almalarını çok tavsiye etmiyorum yani. Hele de bu sıra. Ha 2-3 yıl önce olsa farklı derdim ama bu sıra bu şekilde düşünürüm ben şahsen. Tavsiyelerim bunlardır. Peki abi, çok teşekkür ediyoruz. Bayram mesajınızı da Kahramanmaraş'taki sevenlerinize, dostlarınıza iletebilir misiniz? Buyurun. Bütün Kahramanmaraş dostlarımın, hemşerilerimin ve Avrupa'da, yurt dışında olan hemşerilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Herkese bu mübarek günde iyi bir bayram geçirmelerini diliyorum. Allah memleketimize zeval vermesin. Her zaman için memleketimizi korusun. Ben bunu diyorum. Yani Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sizin gibi değerli dostlarımızın, büyüklerimizin, vatanını, milletini seven ve
hayır hasenat işleri de yapan, ben onu da belirtmek istiyorum. Hemen parantez açayım, aslında veda etmiştik ama Orhan Bey'in de şehrimize çok büyük katkıları var. Aynı zamanda Tekir'de oradaki çocuklara çok güzel bir hediyesi olmuştu. Ben onlar adına teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir halı saha hediye etmişti ve şu anda da eğitimde kullanılıyor galiba. Evet. Onu da şöyle söyleyeyim, ben reklamı çok sevmem ama şimdi bizim okulumuzun müdürü geldi, bu Tekir'in çocukları dedi, ya oyun alanı yok. Çocuklar yanlış yönlendiriliyor. Ben dedi burada vicdan azabı çekiyorum. Sen de Tekir'in bir iş adamı olaraktan buraya bir şeyler yapalım. Ne yapalım? İşte bir halı saha yapalım. Çocuklar gündüz enerjisini boşaltıp oynasın. Akşam da büyük gençlerimiz parasıyla Göksu'na, Maraş'a top oynamaya geliyorlar. Onları orada oynatalım. O parayı da okula harcayalım dediler. Biz de gittik Sayın Valimize müsaade istedik. Sayın Valimiz de bu işte mutlu oldu. Halı sahamızı yaptık tertemiz. Şu anda gündüz köyümüzün çocukları, kasabamızın çocukları o enerjisini tüketiyorlar, top oynuyorlar. Akşam da gençlerimiz parasıyla oynuyorlar. O parayı da okulumuzun ihtiyaçlarına harcıyoruz. Şu anda okulumuz eğitimde benim duyduğuma göre ilk 10 okulun arasında eğitimde. Eskiden çok gerilerdeydi. Bütün hemşerilerime de, iş adamı arkadaşlarıma şunu tavsiye ederim. Yok işte şu dernek, yok işte bu dernek demesinler. Okula yardım etmek istiyorlarsa Milli Eğitim okulları kendilere yeter. Kesinlikle. Okul yaptırsınlar, halı saha yaptırsınlar, onlara oyun parkları yaptırsınlar. İlla bir aracıya ihtiyaç yok. Yani illa ki işte şu vakıf, bu vakıf, bunlara kanmasınlar. Yani devletimiz zaten gereğini yapıyor gücünün yettiği kadar. Ama bizler de iş adamı isek devletimizin yaptığı işlere destek olalım. Şimdi beni hayırlarım, yaptığım hayırlar içinde en mutlu eden hayır bu halı saha. Çünkü çocuklar beni gördü mü gözlerinin içi gülüyor. Ben bundan çok mutlu oluyorum yani. Abi çok teşekkür ediyorum tekrardan. Çok güzel bir sohbetti. İyi çalışmalar diliyoruz. Evet, Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı özel programı çekimlerimiz devam ediyor ve şu anda çok özel bir firmada özel bir kardeşimizle beraberiz. Merhabalar Sinan Bey. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkürler, nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür, sizden nasılsınız, sizler de iyisiniz inşallah. Sağ olun, çok teşekkürler. Hani namınızı hep başka isimlerle, başka firmalarla duyduk ama şimdi bir de taze bir kan olarak, bir enerji olarak Kahramanmaraş'a inşaat sektörüyle girmişsiniz. Bu konuda fikirlerinizi alacağız, düşüncelerinizi alacağız. Öncelik bizim mesleğimiz seramik. Kardeşler Seramik'in yönetimindeyiz. Yoğun istek üzerine de 5 seneden bu yana inşaata başlamış durumdayız. Şu an devam eden 2 yerde inşaatımız var. Birisi bitim aşamasında. İnşallah öbürünü de başlayacağız. Bir 4 blok olmak üzere.
İnşallah tüm değerli dostlarımızı bir çayımızı içmeye bekliyoruz. Peki Kahramanmaraş'ta inşaat sektöründe ne durumda diyelim? Şu an nasıl gidişat? Şu an inşaat sektöründe yapım olarak Maraş'ın biraz daha gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu tüm müteahhit abilerime olsun, ablalarım olsun, bu geliştirmesi lazım. Çünkü diğer şehirlere nazaran Maraş biraz geride. Ama kendini yenilebilecek bir kapasiteye sahip şu an Maraş. Bir şey daha merak ediyorum. Hani biz şehir dışında çok gittiğimiz için, şehir şehir gezdiğimiz için hep farklı bina modelleri görüyoruz, farklı şekiller görüyoruz. Ama bizim Kahramanmaraş'ta da böyle bir sıradanlık söz konusu diyorum. Bunun sebebi nedir? Hani halk mı böyle istiyor? Neden böyle farklı mimari çeşitlilik yok? İşte burada demek istediğim benim de aynı konuya tekamül ediyoruz. Yani burada dış görünüme önem vermiyor millet. Dışa vermediği gibi içe de vermiyor. Bunun için ben de abilerimden, ablalarımdan, tüm müteahhit abilerimden bunu rica ediyorum. Maraş'ı geliştirmek bizim elimizde. Tabii ki inşaat sektörü. İnşaat sektörü açısından geliştirmek bizim elimizde. Şu an kopyalama yoluyla ilerliyor Maraş'ta bütün projeler. Yani bu şunu yapmış, ben de ondan yapayım. Ya farklılık hiç yok. Bunun için de taze kanlara ihtiyaç var. Kesinlikle. Onun için gençlerin önünü açılmasını tavsiye ediyorum burada. Çok iyi söylüyorsun. Şu an izleyicilerimiz de büyük ihtimalle sizin yaptığınız binadan görüntüleri ekranda izliyorlardır. Bir anlatır mısınız şu an içinde gezdiğimiz binayı, inşaatı bize? Nerededir, nasıldır? Burası Tekerek yolunda, Güzel Sanatlar Lisesi'nin hemen karşısı oluyor. Burası 215 metrekare, 4+1 dairelerimiz mevcut. Burada görüldüğü gibi de yani iç dekorasyonda yavaş yavaş geliştirmeler söz konusu. Ha bu geliştirmeler neyden dolayı kaynaklanıyor? Soracak olursanız kendim ölmüş gibi olmayayım. Benim taze kanımdan kaynaklanıyor. Evet, o ışıklar, tavanlar. Yani bu daha bir başlangıç olarak biz başladık. İnşallah gelecek senelerde Maraş'ın bir numarası olma yolunda ilerlemeyi düşünüyorum. Peki şu an satışa sunuldu mu yoksa bitmesini mi bekliyorsunuz? Ya şu an satıma sunuldu. Satış yapıldı. Şu an halen de hazırda bitmiş dairelerim var. Şu an satımı durdurdum. Tamamen bitip çevre düzeni yapıldıktan sonra satışa hazır hale getirmeyi düşünüyorum. Ne kadar bir süre? Bunun içinde bir 2 ay bir süremiz mevcut. Şu an inşaat toparlanma aşamasında. İnşallah 2 aya kadar tamamı bitecek. Boş dairelerimizi satışa hazırlayacağız. Sattığımız dairelerin de tapu teslimini gerçekleştireceğiz. Evet, biz de buradan izleyicilerimize söyleyelim. Bu izlemekte olduğunuz daireler şu an satışta değil. Ama 2 ay sonra satışa hazır. O da ayrı bir özellik. Hani bu sizin işinize duyduğunuz saygıyı da gösteriyor. Kendinize duyduğunuz güveni de gösteriyor. Çünkü hani acil para ihtiyacım var kardeşim, işte onu oraya yaptırayım, bunu buraya yaptırayım mantığıyla hareket etmiyorsunuz. Çünkü işi yapan da sizsiniz. O yüzden o da ayrı bir güven. Yani biz bu inşaat sektörüne, ya biz demeyeyim açıkçası, babam seramik döşeme ustalığından geldiği için bu işi bilen bir beyin. Ha yenilikçi olarak ben ondan yenilikçi olabilirim ama asıl mesele babamın beyninde bitiyor. İşi bilmesinde bitiyor. Şu an ben topraktan, çoğu abilerim de satıyor. Topraktan satıp bitiriyor. Ama bu zarara yol açtığını düşünüyorum. Ve ilerleyen zamanlarda işi aksatmaya başladıklarını görüyoruz. Sizin de bildiğiniz üzere. Yani bunun için de mümkün mertebe kat karşılığı arsa alınmaması gerekiyor. Bir de topraktayken ucuz yollu satılmaması gerekiyor. Ben şu an topraktan satmış olsam %50 zararım olacaktı. Benim şu an hemen hemen yarısı boşta. Aslında bu hem sizin için kar, müteahhit olarak, hem de alıcı için kar. Neden? Alıcı da çünkü sağlam ürünü teslim alıyor karşılığında. Yani bu konuda söyleyeceklerim, İlla ki benim karım fazla oluyor. Artı bir de güven meselesi oluyor. Şu an benim hazırda bitmiş dairelerimi alırken adam bitmiş, tapu bir yana, para bir yana olarak görüyor.
Bu şekilde işleyiş, satış daha zevkli hale geliyor. Ne satıcı yoruluyor, ne alıcı yoruluyor. Kesinlikle. Ya topraktan sattım mı, acaba yapabilecek mi, yapamayacak mı düşüncesi söz konusu oluyor. Ondan dolayı şu an bir sorun yok. Sorun yok. Peki, çok teşekkür ederiz Sinan Bey, bizi ağırladığınız için. Bayram mesajını da izleyicilerimize iletebilirsiniz. Tüm izleyicilerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Allah'ım aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu, nice bayramları geçirmesini temenni ediyorum. Amin diyoruz. Teşekkürler, kolay gelsin. Sağ olun.